Bölüm 62 Başkalarını kendine tercih etmek Ve kendileri yoksulluk içinde bulunsalar bile, diğerlerini kendilerine tercih ederler. Kim cimriliğinden korunursa, işte onlar, kurtuluşa erip, umduğuna nail olanlardır. 59 Haşr 9 Allah'a olan sevgileri için veya mala olan sevgilerine rağmen yemeklerini yoksula, yetime ve tutsağa verirler. Onları doyururlar. 76 insan 8. Hadis 564. Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek "Ben açım." dedi. Allah'ın Resulü hanımlarından birine haber gönderip yiyecek göndermesini istedi. O da "Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki evde sudan başka bir şey yok." dedi. Sonra diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı cevabı verdi. Nihayet Tüm hanımları aynı cevabı verince, bu gece bu adamı kim misafir edecektir? buyurdu. Ensardan biri, Ya Resûlallah, ben misafir ederim dedi. Onu evine götürdü ve karısına, peygamberin misafirine yemek hazırla dedi. Başka bir rivayette, evde yiyecek bir şeyler var mı diye sordu. Hanımı, hayır, sadece çocukların yiyeceği kadar bir şey var dedi. Ensari öyleyse çocukları bir şeylerle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince lambayı söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi gösterelim dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onu gören Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu gece yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu. Hadis 565 Yine Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki kişinin yiyeceği üç kişiye. Üç kişinin yiyeceği dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre, bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişinin yiyeceği ise sekiz kişiye yeter. Hadis 566 Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bir seferde bulunuyorduk. Bu sırada devesine binmiş bir adam geldi. Bir şeyler umarcasına sağa sola bakınıyordu. Bunun üzerine Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazla binek hayvanı olanlar olmayanlara versin fazla azıra olanlar, olmayanlara versin. Bu konuşmasında her cinsten malı saydı. İşte o zaman, hiçbir Müslümanın, ihtiyacından fazla bir şey bulundurmaya ve saklamaya hakkı olmadığını anladık. Hadis 567 Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir kadın, dokuduğu bir kumaşı getirip Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme hediye olarak verdi ve bunu giyesiniz diye kendi ellerimle dokudum dedi. Bunun üzerine böyle bir kumaşa ihtiyacı olan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp belden aşağısına giyerek yanımıza geldi. Ashabtan biri ne güzel kumaşmış. Bunu bana ver de giyineyim dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki dedi. Orada biraz oturduktan sonra evine döndü. Kumaşı katlayıp o adama gönderdi. Ashab-ı kiram o sahabiye hiç de iyi yapmadın. Rasulullah onu ihtiyacı olduğu için giyinmişti. Üstelik sen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şey isteyeni geri çevirmediğini bile bile o kumaşı istedin dediler. O sahabi de şunları söyledi. Vallahi ben o kumaşı giyinmek için değil kendime kefen yapmak için istedim. Sehl der ki o kumaş sonunda o kimsenin kefeni oldu. Hadis 568. Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eş'ariler, herhangi bir savaşta, erzakları bitince veya Medine'deki ailelerinin yiyecekleri azaldığı zaman, hepsi yanlarında bulunan yiyeceği, ne varsa getirip bir yaygıya dökerler. Sonra toplananı aralarında bir kap içinde ölçerek eşit bir şekilde paylaşırlardı. İşte bu yüzden eşariler bendendir. Ben de eşarilerdenim.